Yunus'a Sercan Dikme var. Beşiktaş muhabirimiz. Dorukhan Toköz'de ilk görüşme yapıldı. Dorukhan sezon sonu nereye gidecek? Yeni sözleşmeye imza atmadı. Beşiktaş'ta mı kalacak? Transfer iddiaları var. Çok konuşuluyor. Sercan, bunu çok merak ediyoruz. İlk görüşme nasıl geçti? Bir de Anderson Talisca meselesi var ki, yani Talisca uzaktan her gün geleceğim mesajı veren ama gelmeyen sevgiliye dönüştü bir taraftan. Hani herkes heyecanlanıyor ama ortada Talisca yok. Sercan, sözü sana bırakalım. Mustafa Göksu, yayınlar kolay gelsin. Size ve konuklarınıza selamlar, saygılar. Sanırım sondan başlayalım. Talisca ile ilgili durumu siz çok iyi özetlediniz. Biz yani dünden bu yana Beşiktaşlı yöneticilerle de konuşuyoruz. Onların da söyledikleri aynı şey. Yani Talisca şu anki şartlarda çok zor bir transfer. Hatta çok zor kelimesi bence Talisca ve Beşiktaş arasındaki durum için bile iyimser bir durum. Çünkü Çin'de aldığı ücret 10 milyon euroya yakın ki bunun yanında gol ve asist primleri de var. Biraz Talisca konusu, Talisca'nın sosyal medya paylaşımlarına da baktığımız zaman bugün itibariyle yaklaşık 1 saat, 1,5 saat önce 1 milyon takipçiyi zorlayan bir durum. Biraz takipçi sayısını arttırabilmek için sosyal medya fenomeni gibi paylaşımlar yapıyor. Beşiktaş taraftarının zaten Talisca'ya sevgisini biliyoruz. Biraz sanırım Talisca bu Beşiktaş taraftarının en iyi suistimal etti. Yakmış olduğu ışıkla, yeşil ışıkla. Ancak şu anki şartlarda çok zor. Ya şöyle söyleyelim, şu an Beşiktaş'ın kadro dışı kalmış oyuncuları var. 1 milyon euro civarında yarım dönem artık alınan paralar 5-5,5 milyon toplama buluyor. Beşiktaş yönetimi bunlardan bile kurtulmaya çalışıyor böyle bir ekonomik şart içerisinde. O nedenle yani İsmat Biren'i göndermeye çalışırken, Lens'in yarı parasından kurtulmaya çalışırken şu anki şartlarda zor. Talisca kısmı bu. Dorukhan kısmı için öğle saatlerinde biz haberleştirmiştik Aspor ekranlarında. Dorukhan ve Beşiktaş yönetimi arasında menajeriyle birlikte görüşme gerçekleşti. İlk görüşme olumsuz. Burada rakamlar üzerinden net rakamları söylemekte fayda var. Beşiktaş yönetimi yeni politikası icabı yani artık kontratlarda garanti ücreti biraz az seviyede tutup maç başı ücretlerini yüksek seviyede tutuyor. Bu bağlamda da Beşiktaş yönetimi Dorukhan'a 7 milyon TL'lik garanti ücret, tekrar edeyim, 3 senelik bir anlaşma, 7 milyon TL'lik garanti ücret, maç başı da 100 bin TL'lik bir kontrat önerdi. Ki Dorukhan ayarında bir futbolcunun da ortalama bir sezonda 30-35 resmi maça çıkması çok kuvvetli bir ihtimal. Yani toplamda bir paket bahsediyoruz, 10 milyon, 11 milyon TL civarında. Ancak Dorukhan tarafından olumsuz cevaplandı bu. Henüz Dorukhan'ın istediği ücretle ilgili doğrulatamadığımız için çok da yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum şu anlık. Şu kadar ücret istiyor tarzında. Ancak bugün itibariyle ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. 7 milyon TL artı 100 bin TL maç başı. Ancak taraflar ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelecek. Sevgili Sercan, çok teşekkür ederim. Yani Anderson Talisca meselesini sen de iyi özetledin ki sosyal medya hareketliliği sağlandı ama diğer yandan Beşiktaş taraftarları da heyecanlandı, heyecanlanmış oldu. Nihayetinde Anderson Talisca herkesi heyecanlandıracak bir isim. Dorukhan Toköz meselesi enteresan. Yani oyuncunun durumu ne olacak, gidecek mi kalacak mı derken Fenerbahçe'ye gidiyor, sezon sonu diyenler oldu. Hayır, Galatasaray diyenler oldu. Bu arada bir transfer gelişmesi, Denizli Spor'da Yalçın Koşukavak dönemi 48 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldı. Bu detayı da verelim, hayırlı uğurlu olsun. Denizli Spor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yarın Denizli'ye gidiyor değerli izleyiciler. Yarın Denizli'ye gidiyor ve imzayı atacak, antrenmana çıkacak. Beklentimiz bu yönde. O detayı da aktarmış olalım. Hayırlı uğurlu olsun bir kez daha. Dorukhan meselesi, Mehmet Ayan. Ben Sercan'ın attığı tweetten, radyocu olduğumuz için hocam, ses tonundan, verdiği bilgiden, hali türü ruhiyesinden Beşiktaş'ta kalacağını Sercan'ın da düşünmediğini düşünüyorum. Sercan öyle düşünüyorsa bana da zaten Beşiktaş'ta kalmayacağını söylemek düşer. Ama yine de bu transfer işlerinde bak, denge, özellikle iş transferde başka dengeler var. Sercan vardı. Çok doğru şeyler söyledi. 7 milyon lira garanti artı en fazla 40 maç üzerinden 11 milyon lira. 11 milyon lira bugünkü kur şartlarında sadece 1 milyon 100 bin euro eder. Dorukhan'a Türkiye'de 1,5 milyon euro, 96 doğumlu bir orta saha oyuncusuna, bir milli takım oyuncusuna ve Euro 2021'den sonra
olumlu anlamda nereye gideceğini bilemediğimiz bir çocuğa Türkiye'de 1,5 milyon euro verecek. Ben en az bir kulüp biliyorum. Ya ben başından beri Dorukhan'ın Fenerbahçe yolunda. Ben bir 10 kulüp biliyorum da. Evet. Dorukhan'ın Fenerbahçe yolunda olduğunu, değişen menajer Ahmet Bulut'la Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin bir önceki menajer ekibinden daha güçlü olduğunu, Dorukhan'ın ve yakın çevresinin bu konuda tamamen etik yollarla ikna edildiğini de söyleyebilirim. Dolayısıyla ben Sercan'dan da anladığım kadarıyla ve Beşiktaş yönetimini de çok takdir ediyorum. Buralara kadar çıkmaları bile büyük olay. Yani 11 milyon euro, 11 milyon TL'lik bir paket bile büyük olay. Ahmet Nur Çebi haklı olarak her zaman aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla benim öngörüm A Fenerbahçe, B yurt dışıdır bana göre. Menajer ekibi değişiyor ama eski ekiple devam ediliyor mu yine? Yani hayır canım, Ahmet Bulut'a geçti canım, onu biliyorsun. Ahmet Bulut eski ekiple çalışmıyor diyorsunuz. Hayır, Dorukhan eskiden şeylerdeydi, Ogan'lardaydı. Yani evet. Ogan'daydı, Necdet'teydi, o ekipteydi. Sonradan Ahmet Bulut'a geçti. Evet. Bunlar bilinen şeyler ya. Niye böyle sanki ilk defa duyuyormuş gibi bakma yani. İlk defa. Belki ben de başka bir şey duymuşumdur da ona binaen... Bir daha mı diyorum? O zaman söyle, niye söylemiyorsun ki? Bir daha döndü değil. Belki beraber çalışıyordur iki menajer grubu. Ya da Mehmet abi ben alamıyorum, sana geçsin oyuncu gibi bir durum olmuş olabilir. Onu mi? Söyle abi, ben kendi bilgimi söylüyorum. Bilmiyorum. Ben bilmediğimi nasıl söyleyebilirim? Evet, ben de bilmediğimi sordum zaten. Feyyaz Hocam, bu bambaşka bir kaosa sürüklenmesin. Feyyaz Hocam, Dorukhan yani 180 bin dolar euro seviyelerinde, Mehmet abi daha iyi bilir ama. Dorukhan için 900 bin lira Eskişehir'e yetiştirme bedeli verildi. Dorukhan'ın maaşı da 350 bin euroydu. Euroydu. 150 bin dolar o günkü kuruyla Eskişehir'e yetiştirme bedeliydi. O şartlardan buraya nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Atiba kariyerinin sonunda mı Atiba? Bilmiyoruz. 8 sene daha bir 10 sene oynar mı? 2 sene daha oynarım. Yani yakında bırakacak diyelim. De Souza Beşiktaş'ın değil. Değil. Yani bu durumda Dorukhan'la anlaşmaktan başka çare var mı? Yok. Yani bence Dorukhan'la biraz Beşiktaş'ın para konusunda doruklara çıkması lazım. Yani oyuncuyu memnun etmeleri lazım. Bana göre anlaşmaları lazım. Zaten Fenerbahçe'ye bu sene itibariyle sanıyorum Gökhan gitti, şey gitti, sol bekimiz gitti. Caner. Caner gitti. Yani devamlı oraya bir gidiş geliş olmasın diye düşünüyorum ben. Yani artık bu üç büyükler kendi aralarından eskiden olduğu gibi böyle bir şey anlaşması mı imzalayacaklar, ne yapacaklar, centilmenlik anlaşması mı ne? Bu oyuncuların hem aklını karıştırıyor, hem meblağlar kulüplerin çok üstüne çıkıyor edebilecekleri meblağlardan. Ama işin diğer tarafında da mutsuz oyuncular tabii ki takım için bir problemdir. Sözleşme yapılırken oyuncuları mutlu etmek lazım ki bugün mutsuz oyuncu sayısı nedense çok fazla. Biz hiçbir zaman mutsuz olamadık. Çok mutlu olarak oynadık futbolu, Ceyhun da bilir. Hiçbir zaman mutsuz oyuncu diyemedik. Stres kırığımız olmadı ya da başka bir şeyler olmadı. Ama gelişen, değişen futbolda yeni terimler var. Onun için de bu o Dorukhan kardeşimizi mutlu edip Beşiktaş'ta tutmak lazım. Çünkü yerine Dorukhan kadar yerli, bir de yerli şeyi var biliyorsunuz. Yerli sayısı çoğalacak. Hem yabancı yerli, sayısı milli. Yerli ve milli. Çok değerli bir oyuncu bana göre. Mutlaka Beşiktaş'ta tutulmalı. Tutulması için elinden geleni yapmak lazım. Eğer Dorukhan ben Beşiktaş'tan gideceğim, Beşiktaş'ta oynamak istemiyorum diyorsa ona eyvallah. Ama aksi bir durumda ben takımda kalacağım. Şartlar uygun olursa derse o zaman Dorukhan'ın mutlaka takımda tutulması lazım. Hocam sanki ekonomik şartlar da bir seçim yapmak durumunda Beşiktaş'ta yeni Dorukhan'ını bulacak ya da yeni Atiba'sı bir diğer tabirle ya da vazgeçecek ama verilen rakamda 1.1 Mehmet Ayan'ın hesabına göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi rakam üzerinden çok yorum yapmak istemiyorum. Yani rakamlar sürekli değişebilir, o performansla da alakalı. Kulüplerin kendi gelirleriyle ya da verebilecekleriyle de alakalı. Giderleriyle alakalı. Yani burada önemli olan aslında Feyyaz Hocam'ın dediği gibi Dorukhan'ın ne istediği, ne hissetti. Yani Beşiktaş'a aidiyet hissediyor mu? Orada devam etmek istiyor mu? Çünkü çok güzel bir örnek verdi. Şimdi Souza, Joseph Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Seneye evet. Kalır mı bilinmez. Atiba ne kadar daha bu performansında devam edecek bilinmez. Beşiktaş'ın maddi durumu ortada. Dorukhan gibi geleceği çok parlak, çok yetenekli.
kötü bir sakatlık geçirdi biliyoruz ama yavaş yavaş...